Şimdi sunumlarını yapmak üzere Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'u kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Bakanım. Evet öncelikle hepinize hayırlı sabahlar. Biliyorsunuz çok yoğun bir sezonu geride bıraktık. Sezon sonunda da özellikle hem kapattığımız sezonu değerlendirmek hem 2023-2028 ileriye dönük 5 yıllık stratejilerimizi, turizm sektörüyle ilgili stratejilerimizi sizlerle paylaşabilmek için bugünkü toplantıyı organize ettik. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum ve hemen sunumumuza başlıyoruz. Bakın dünyada yatay bir gidişat varken dünya ortalamasında Türkiye'de V çıkışın o gün başladığını görüyoruz. Yani 16 milyona kadar düşen ziyaretçi sayısının çok hızlı bir çıkışla 2021'de 30 milyona geldiğini görüyoruz. Sonrasında V çıkış devam edecek demiştik. Ve 2022 TÜİK biraz önce açıkladığı internet sitesinden. 51.4 milyon ziyaretçiyle Türkiye 2022 yılını tamamlamış oldu. Yani ikinci V çıkışını tamamladı. Şimdi artık biliyorsunuz e, gerekli önlemleri aldı Türkiye şu anda ve dünya ile kıyaslandı çok başarılı bir noktaya getirdi. Zaten baktığınız zaman pandemideki başarı 2001'de ziyaretçi sayısı olarak ilk 15'te yer alan Türkiye 2019'a gelindiğinde 6. sıraya 2021'e geldiğinde 4. sıraya ve şu anda 11 aylık veriler açık. Bizim 12 aylık verilerimiz açıklandı ama dünyada 11 aylık veriler açıklandı. 11 aylık verilere bakıldığında 3. sıraya Türkiye gelmiş oldu. 2022 hedefimiz gerçekleşti. 51.4 milyon ziyaretçiyle 2023 hedefimiz nedir diyorsak daha önce de açıklamıştık biliyorsunuz. 60 milyon turist ve daha sonrasında büyüme hızlı büyümeler devam edecek. 68 milyon 2024'te, 2025'te 74.3 milyon, 2026'da 80 milyon, 2027'de 85 milyon ve 2028'de Türkiye 90 milyon turist hedefiyle Türkiye 100 yılı hedefine başlamış oluyor. Şimdi toplam gelirler olarak baktığımızda Burada da çok çarpıcı rakamlarla karşılaşıyoruz. Bakın 2001'de Türkiye 10.1 milyar dolar turizm gelir elde etmiş. Rekor yıl yükselerek gidiyor. Krizlerde bir ufak sapmalar, düşmeler oluyor. Daha sonrasında rekor yıl olan 2018 2019'da 38.9 milyar dolar Türkiye turizmden gelir elde ediyor. Zaten dikkat ederseniz 2018 itibarıyla gelir arttırıcı önlemlere hareket ediyoruz. Bütün onları devreye almaya başlıyoruz yavaş yavaş ve sonuçlarında yansımalar da görüyoruz. Krizle birlikte tabii burada da çok ciddi bir düşüş oluyor. 14.8 milyar dolara geriliyor. Sonrasında V çıkışla birlikte 2022'de geçen sene biliyorsunuz 30.2 milyar dolarlık bir turizm geliri elde etti Türkiye. Bu sene ise yıl sonu 46.3 milyar dolar turizm geliriyle tamamladık. Peki bu hedefleri koyduk. Hedeflere nasıl ulaşacağız? En önemli şey en başından beri anlattığımız pazar çeşitliliği. Biliyorsunuz bir slogan açıklamıştık. Ne demiştik? Artık bundan sonra Türk Hava Yolları'nın uçtuğu her yer hedef pazarımız. 2022'ye kadar ki mevcut stratejik pazarlarımız bunlara çok kuvvetli konsantre olmaya devam edeceğiz. Buradaki sayılarımızı arttırmaya devam edeceğiz. Neydi onlar? Birleşik Krallık, İngiltere, İrlanda, Batı Avrupa ülkeleri, Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, Doğu Avrupa ülkeleri ki geçen 2018-2023 sunumunda özellikle vurgulamıştım ki bunun sonuçlarını aldık. Rusya, Ukrayna, Polonya, Romanya, Türkiye Cumhuriyetler, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan. Bunlar bizim doğal klasik pazarlarımız. Bunlara konsantrasyonumuz devam edecek. Ama ürün çeşitlemesi portföyü kapsamında yeni odak pazarlar oluşturduk. Bu dönemde bu pazarlarda çok ciddi artışlar göreceksiniz. Mesela bunların başında Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Size basit birkaç rakam verdiğim zaman zaten Amerika Birleşik Devletleri'nden neyi kastettim anlayacaksınız. 2019 hani turizm verilerinin en yüksek olduğu yılda Amerika'dan yaklaşık 516 bin, 520 bin civarında bir ziyaretçi gelmişti. Bu yıl ise 1 milyon sayısını aştık. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen. Önümüzdeki yılda, yılda hedefimiz inşallah 1.7-1.8 milyon ziyaretçi ağırlamak. Burada çok hızlı büyüyen bir pazarımız var. Türk Hava Yolları ile ortak stratejiler belirleyerek yolumuza devam ediyoruz. Arttıra arttıra buradan gelen turist sayılarını yukarı doğru çekeceğiz. Güney Amerika ülkeleri ki Brezilya, Arjantin olsun. Buralarda tabii bizim film endüstrisinin de çok büyük avantajları var. Doğal reklam yapıyorlar Türkiye ile ilgili. Orada birçok insan Türkçe öğrenmeye başlıyor. Türkçe kurslarına gidiyorlar. Biz Yunus Emre'den de biliyoruz. Yunus Emre Üniversitesi'ne başvurularda bulunuyorlar Türkçe öğrenebilmek için. Çok iyi talep var. Onun da gücüyle ama... Global de yaptığımız reklam ve tanıtımlarla bu oradan gelen ülkelerden gelen vatandaş sayısını, ziyaretçi sayısını arttıracağız. Yine İskandinav ülkeleri, Körfez ülkeleri, Körfez ülkelerinde biliyorsunuz son politik gelişmelerden sonra çok ciddi zıplamalar oldu rakam boyutu olarak. En iyi yıl olan 2019'u hızla geçmeye başladık. Buradan da büyük bir potansiyel olduğunu görebiliyoruz. Uzaklı ve Asya ülkeleri maalesef pandemide en çok etkilenen İlk önce kapanan ve en geç açılan ülkeler onlar. Ama artık onlar da kısıtlamalarını kaldırdılar. Özellikle 2023 itibariyle oralarda çok hızlı bir grafik yakalayacağımızı umuyoruz. Bu ülkelerin bir avantajı var. Yani Amerika, Güney Amerika ve Uzak Doğu Asya ülkelerin niye çok çok önemli? İki sebepten. Hem yeni pazarlar bizim için. Ama her şeyden önce çok uzak destinasyondan geldikleri için ortalama kalış süreleri uzun. Yani Türkiye'de daha uzun süre kaldıkları için otomatikman kişi başı gelirde daha fazla para bırakıyorlar. Evet, tanıtımda markalaşma. Bakın turizm ürünlerimiz ve destinasyonlarımız dünyada en çok bilinen markalara dönüşecek. Şimdi biliyorsunuz bu amaçla Turizm Geliştirme Ajansı kuruldu ve Turizm Geliştirme Ajansı Türkiye'de 2019 yılında kurulmakla beraber dünyanın çok iyi bildiği bir sistem. 2019 itibariyle Türkiye'de de kuruldu. Şimdi biz Burada markalaşma stratejisi ikinci aşamaya geçiyoruz. Çünkü biz bu dönemde 2019'da kurulduktan sonra hızlı bir şekilde bir toparlandık ve çok yoğun tanıtım yaptık. 2022 hem 2021 hem 2022'de Türkiye dünyada açık ara en yoğun ve en etkili tanıtım yapan ülke oldu. Yani etkisi ve yoğunluğunu şöyle söyleyeyim. 200'den fazla ülkede biliyorsunuz Türk Havalar'ın uçtuğu her destinasyon hedef destinasyonumuzdur dedik. 200'den fazla ülkede hem televizyon kanallarında hem de dijitalde çok yoğun tanıtım yaptık. Bunun için de Global News Channel'ları, haber kanallarını devreye soktuk. BBC International, CNN International, El Cezire International, bu sene Bloomberg ve Euronews gibi kanalları da devreye alarak çok etkili ve yoğun tanıtım yapıyoruz. Yurt dışında seyahat edenleriniz varsa benim arkadaşlarım çok çok seyahat ediyor ve her seferinde turizmci arkadaşlarımız da söylüyorlar. Her yerde görüyoruz, gurur diyoruz diyorlar. Yani Türkiye'nin birliği açısından da çok çok önemli. Ee, 2019 itibarıyla 2018 sonunda 2019 itibarıyla destinasyon tanıtımına Türkiye ağırlık verdi. Şimdi ne yaptık mesela? İstanbul is new cool filmini devreye aldık. İstanbul destinasyonu. Türkiye Agent diye bir markamızı, Türk Egesi markamızı hayata geçirdik. Ve çok da etkili oldu. Türk ve Riviera 2022'de ekledik bunların yanına. Taş Tepeleri ekledik kültür adına. Doğu ve Güneydoğu'ya turist çekebilmek için. Ve 2023-2028'de 9 ana tanıtım markasını daha sistem içine dahil edeceğiz. Şimdi 23-28 döneminde 20 yeni markalaşan ürünü daha yoğun bir şekilde dünya geneline tanıtacağız. Go Türkiye sitesine girerseniz bakın 50'den fazla ürün göreceksiniz. Biz istesek oraya 100 tane üründe yükleyebiliriz. Ama kafa karışıklığı yaratır. Önce bu 50 ürünü bizim global dünyada bir ezberletmemiz lazım. Kafalara, zihinlere yerleştirmemiz lazım. İşte bununla ilgili yoğun tanıtımı başladı Türkiye ve Turizm Geliştirme Ajansı. Ee, belli süreçlerde ön plana çıkarması gereken ürünleri ürün bazında da yani sadece destinasyon bazında değil, ürün bazında da markalaştırıyoruz. Peki nereden nereye geldik? Bu, burada en önemli şey content. Yani siz içerik oluşturmuyorsanız İstediğiniz kadar reklam verin, sonuç alamazsınız. Yani bütün bu ürünlerin içerik çekimlerinin tamamlanmış olması lazım. Bakın 2018'de bir tane bir tanıtım filmimiz varmış. Makale hiç yokmuş. Toplam görselimiz 2500 adetmiş. Ve toplam yayınlanan dijital içerik 2000 adetmiş. 2019'da hızlı bir zıplama oluyor TGA ile birlikte. 58'e çıkıyor film sayısı. 2024, 20'de 64'e. Burada çok zayıf oluyor çünkü pandemi ile birlikte... Tabii yurt e, sokağa çıkma yasakları da olduğu için burada istediğimiz zıplamayı yapamıyoruz. Ama 2021 ile birlikte tekrar hata geçiyoruz. 190'a, geçen sene 300'e çıkıyoruz. Yani 2022 sonunda bir filmden 300 filme geliyoruz. Şimdi biz bu film e, yani yeni çağımız iletişim yönteminde maalesef insanlar Okumayıktan çok seyretmek istiyorlar. Video görüntüler istiyorlar. O yüzden film çekimine ağırlık veriyoruz. 2023'te de 400'e, 2028'de de 900'e. Yani her yıl 100 yeni videoyu, filmi hayata geçireceğiz. Halk plajları sürdürülebilik açısından önemli. Yani vatandaşın da kıyıya rahat erişimini, konforlu erişimini sağlamak açısından. Halk plajları konseptini başlatmıştık. 2019'da deneme amaçlı iki noktada başlamıştı. i̇zmir pırlanta çeşmede, bodrum ve içmelerde. Çok olumlu geri dönüşler aldığımız için 2020'de Antalya, Belek ve Kadriye plajlarını devreye aldık. 2021'de Manavgat, Kemer ve Marmaris plajlarını devreye aldık. 2022'de Kemer, Çifte Çeşmeler, Lara, Bodrum, 2022'de 3 tane de alarak sayısını 10'a çıkarttık. 2023'te 7 tane daha plajı devreye alacağız. Bodrum, Türkbükü, Torba, Koyunbaba, Küçük Çatacak, Hatay, Pirinçlik, Giresun, Güre ve İstanbul, Şile. Bundan sonra her yıl 7-8 tane ilave ederek bütün kıyı kentlerimize bu halk plajlarını yayacağız. 5 yıldız konforunda yapılan halk plajlarının sayısını hem arttıracağız hem de Anadolu'daki bütün kıyılarımıza yaymayı hedefliyoruz şimdi İl Turizm Tanıtım ve Geliştirme Programı 3 yıldır yoğun bir şekilde üzerinde çalışıyoruz. Bütün illerde koordinasyon kurumları kurduk. Bunlar valiliklerin enderliğinde kuruluyorlar. Belediyeler, meslek ördükleri, STK'lar, üniversiteler ve benzeri katılımla il tanıtım ve geliştirme kurulları oluşuyor. Bunların Turizm Geliştirme Ajansı'nda karşılıkları var hepsinin. Onlarla yan yana geliyorlar ve bölgeyle ilgili, tanıtımla ilgili bölgenin taleplerini ve bizim ana politikalarımızı uyumlu hale getirip tanıtımı beraber yapmayı sağlıyorlar. 81 il destinasyon yönetim yapısına göre çalışmaya başladı. Yani destinasyon vurgusu önemli biliyorsunuz. Yine 81 ilde Go ve Gessen sosyal medya hesapları açıldı. Yani Go Türkiye dışında her ilin kendi Go hesabı da var. Go Antalya, Go Muğla gibi veya Go Bodrum gibi. 81 ilde PR çalışması ve etkili kişi ağırlaması da yapılmakta. Artık hani Türkiye genelinde belli destinasyonlar değil, her ilde ağırlama yapacak seviyeye geldik. Aşamalı bir şekilde o illere de ziyaretçileri götürüyoruz. O illerle ilgili filmler, bakın 2022'de 150 film, 2028'de 700 filme çıkacak. Hem görseller hem sosyal medya içerik, takipçi ve yurtdışı dijital PR çalışmalarında çok ciddi bir artış başlattık. 2028'e kadar da yoğun bir şekilde devam edeceğiz. Evet geldik sürdürülebilir turizm yaklaşımı. Bakın geleceğin turizme sürdürülebilir olmak zorunda, geleceğin bütün sektörleri sürdürülebilir olmak zorunda. Dünya artık bu trende başladı. Ya bu trende ayak uyduracağız, ya da e, geriye gideceğiz. Biz dedik ki en hızlı ayak uyduran olalım. Yani biz trenin ucundan yakalamayalım bu sefer trene ilk plan olalım, en hızlı şekilde adapte olan ülke olalım. 2030'a kadar hani bu protokol gereği 24.500 konaklama tesisine çıkmayı planlıyoruz. Bu aşamada da demek ki 24.500 konaklama tesisinin tamamının 3. aşama sürülebilirlik kriterini tamamlamış olacağını öngörüyoruz. Dünyada bunu bakanlık nezdinde kanunla herkesi kapsayacak şekilde yürüten ilk ülke Türkiye oldu. Bunu da tanıtımda çok önemli bir şekilde kullanacağız. Şimdi şehirlerin markalaşması. Biliyorsunuz bununla ilgili bir çalışma başlattık. Kültür yolu festivalleri. Çok da etkili oldu. Kültür yol festivallerinde birkaç tane hedefimiz var. Öncelikli olarak halkımızın kültüre sanata kolay ve etkili ve yoğun şekilde erişimini sağlamak. İkincisi Sanatçımıza destek olmak, çok fazla sanatçıyla çalışıyoruz festivaller boyunca. Üçüncüsü ve turizm konusunda bizi ilgilendiren kısmı kültür yolu festivallerinin gerçekleştirdiği şehirlerin markalaşmasını sağlamak. Yani kültürel yolu festivalleri aslında o şehirlerin birer marka yüzü oluyor ve markalaşması konusunda çok ciddi yatırım oluyor. Geçen senelerde en son bu sene biliyorsunuz 5 tane şehre çıkmıştık. Beyoğlu Kültür Yolu, Başkent Kültür Yolu, Troya Kültür Yolu, Mistik, Konya Mistik Müzik Festivali ve Sur Kültür Yolu. Şimdi kesinleşen tarihleri de var. Hazır siz çekiyorsunuz. Bu 2023'teki tarihleri de netleşti festivallerin. Önümüzdeki sene 6 tane daha geliyor. 11'e çıkıyoruz. Ve bundan sonra da her yıl 5 tane ilave edeceğiz. Yani bunlar mevcut başlattıklarımız devam edecek. Her yıl üstüne 5 tane daha gelecek. 2028'de 36 tane şehrimizde festival yapılıyor olacak mesela yeni şehirlerimiz 25-30 Nisan ilk etapta o var. Adana Portakal Çiçeği Karnavalı. 25-30 Nisan İzmir Efes Kültür Yolu Festivali. 28 Nisan 7 Mayıs Nevşehir Kapadokya Balon Festivali. 4-12 Ağustos. Trabzon da Trabzon, Erzurum, Van isimleri belli olmadı. 12-20 Ağustos. Erzurum 25 Ağustos 3 Eylül. Gaziantep 15-24 Eylül. Burada biraz da eşit bir şekilde Anadolu'nun farklı bölgelerine yaymak istiyoruz. Ama bundan sonra her yıl minimum 5 tane ilave ederek, şehir sayısını arttırarak kültür yolu festivallerimize devam edeceğiz. Bakın Türkiye'nin içinde bulunduğu jeopolitik ortam maalesef geçmişte de krizlerle karşılaşmasına karşılaşmasına sebep veriyordu. Günümüzde de maalesef krizlerle karşılaşacağız. Gelecekte de krizlerle karşılaşacağız. O yüzden zaten 2018-2023 turizm stratejilerini oluştururken Türkiye'yi krizlere nasıl bağışıklı hale getiririz diye düşündük ve bu uygulamaları o yüzden hayata geçirdik. Ve çok yoğun tanıtım ve pazar çeşitlemesiyle yani belli bir ülkenin uyarı yapması artık bir ülkeye bağımlı çalışmıyor Türkiye. Bir ülke, iki ülke, üç ülke uyarı yapabilir ama diğer ülkelerden aldığı pasta paylarıyla Türkiye bu açığını kapatabilir. Artık Türk turizmi krizlere bağışıklı hale geldi. Bunu zaten pandemi sonrası veya terör saldırıları sonrası veya Karadeniz'deki çatışma ortamında göstermiş olduğu performansla da aslında bir stres testi diyebiliriz. Stres testini çok başarılı geçti. Ee, rakip denen ülkelerle kıyaslandığında sıralamasını da yukarıya doğru yükselterek geçti. O açıdan artık almış olduğumuz önlemler ve sektörle el ele vererek yapmış olduğumuz çalışmalar meyvelerini veriyor. Artık krizlere bağışıklı bir ülke de yaşıyoruz sektör olarak. Euro dolar paritesindeki kur farklarından kaynaklanan olumsuz bir yansıma oldu. Türkiye açısından. Ama ona rağmen Türkiye'nin performansı yüksek oldu. Bakın hani kişi başı gecelik gelirlerde 89 dolara kadar geldik. İşte bu almış olduğumuz önlemlerin sonucu pazar çeşitliği, ürün çeşitliği dediğiniz zaman krizlere daha bağışıklı hale geliyorsunuz. Olumsuzluklardan daha az etkileniyorsunuz. Maliyet enflasyonu maalesef ülkemizin değil dünyanın sorunu. Şu anda küresel bir maliyet enflasyonuyla karşı karşıya gelmiş dünya durumda ve biz 2018'de yeni turizm stratejilerimizi açıklarken şunu özellikle vurguladık. Artık maliyet odaklı değil gelir odaklı olmalıyız. Yani biz kişi başı gecelik gelirleri arttırmalıyız. Çünkü maliyet odaklı maliyet hesabı yaparak bu işin içinden çıkamazsınız. Hep gelirinizi arttırmanın yöntemlerini bulmak zorundasınız. Türkiye bu süreci de çok çok iyi yönetti. Görüyorsunuz gelir odaklı olduğumuz için gelirlerimize çok ciddi artış var.